13 tane arkadaşımız ve e, Cem Vakfı'ndan da bir tane görevli olan arkadaşımız, 13 tane arkadaşımız burada tamamen aynı yasayı hazırlıyor, yürütmeye veriyor. 13-14 tane arkadaşımız da e, yazmış olduğumuz protokol gereği beş 5 tane arkadaş da e, yürütmenin içerisinde. Bunlardan bir tanesi belediye başkanı veya belediye başkanı görevlendirecek olduğu bir meclis üyesi. İki, Burada sürekli hareket ve binlerce öğrenci var. Bizim kültür müdürümüz yönetim kurulunun içerisinde. Diğer üç tane de o bölgede dernek başkanları gizli oy açık tasdikle yürütümeyi beş tane arkadaş seçtiler. Ve orasını tamamen bu şekilde yürütülüyor. Aynısını biz şu andaki yapmış olduğumuz yer ne Pir Sultan Aptal böyle bir dernek falan filan böyle tanımıyor ki. Onlara da vermiş olduğum böyle bir sözümüz yok. Benim Yeşilkent'te insanlara vermiş olduğum bir sözüm var. Ben sözümün arkasındayım. Böyle bir derneği falan filan da tanımıyorum yani. Öyle hiçbir derneğe böyle adres gösterdik. Pir Sultan Aptal derneği. Yok efendim Yozgat Çekerekler derneği. Böyle bir derneğe vermiş olduğum hiçbir sözümüz yok. Muhatap bile değilim. Yapılan iş burayla ilgili e, orası geçmişte Firuzköy'de bir menaydı. Köyü'deki benim dedelerimin köy ortak düzey kişiliği yaratarak yapılmış olan bir meraydı burası. Bu mera e, ve şu anda 5 binlik planlarla birlikte Avrupa Belediye Meclisi'nin binlik planları ve Şubat Meclisi'nde görüşülecek. Bunu karar alıp 5 binlik planlarla önleri 5 binlikte bunu planla geçirmek istiyoruz. Bir, bu alan e, sanıyorum 100 dönüm kadar bir alan. yüz dönüm alan içerisinde bir tane kültür ev yapılacak yapılacak. Ve burada yaklaşık 9-10 dönüm kadar yerde belediye hizmet alanı içerisinde kalan yerdir bu. bu kültür evi de. Belediye hizmet alanı içerisinde kalacak. Hemen bunun yanı başında 10-12 dönüm kadar bir yer şu anda okul yapılıyor. Temeli yapıldı, temeli açıldı. Bununla ilgili il Özel İdaresi ve İstanbul Valiliği ve Avcılar Belediyesi ve bağışçı olan vatandaşlar beraber okulun inşaatına başlandı. Aşağıya doğru devam ediyorum. Mevcut olan okullarımızın karşısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu iki tane okul var. Bunlar yetmiyor. Aşağıda onu okulu geçtikten sonra bir tane futbol sahası var ve futbol sahasının altında da cami var. Biz bu alanı tamamen planlayarak sıkıntıda olan bu yerin önüne açacağız. Hiçbir derneğe sözüm yok. Bak hiçbir derneğe sözüm yok. Oradaki Yeşilkent'teki yaşayan bütün insanlara sözüm var. Buraya bir cami yapılacak. Bir tane de cemevi yapılacak. Onu da biz yasal formatları yerine oturttuğumuz andan itibaren şu anda orası e, e, yalnızca Avucar Belediyesi'nin kasasından otlakiye parası olarak 480 bin lira para ödedik. Planları da bitirdiğimiz andan itibaren şu anda orada bir buçuk katlık bir inşaat var. O inşaatını tamamını Avucar Belediyesi yapmıştır. Hiç kimseden bir kuruş para alınmamıştır ve hiç kimsenin orada bir kuruşluk da hakkı yoktur. Hiçbirisinin hakkı yok orada. Öyle diyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Ve devam edeceğim. Devam ediyorum. Bu planı bitirdikten sonra planı bitirdikten sonra aynısını Firuzköy'deki yapılmış olan kültür evinin aynısı orada yapılacak. Orası yalnız bir tane derneği değil. Oradaki bütün derneklere ve orada ibadet yapılacak olan bütün herkese açık olacak. Ve orada yapmış olduklarıyla ilgili ben de bir e, yazılı zabıtalarımla e, bir el ilanı dağıtıp ben buradan arkadaşa cevap olsun diye okuyacağım onu. Kamuoyuna. Türkiye'nin parlayan yıldızı Avcıların Güzide Mahallesi Yeşilkent'te bölgede oturan sakinlerimizi ve basını belediyemiz ile karşı karşıya getirmek için çeşitli tertip ve oyunlar oynanmaktadır. Yalan yanlış bilgilerle halkı belediyemize karşı kışkırtan ve olayları provoke edenlerin oyunlarına gelmemeniz en büyük arzumuzdur. Yeşilkent Mahallesi'nde kültür evini başlatan belediyemiz olduğu gibi bitirip hizmete de açacak olan yine Avcılar Belediyesi'dir. Hedeflediğimiz projeler arasında Yeşilkent Kültür Evi ilk sırayı almaktadır. Tıpkı Firuzköy'de hizmete açılan modern kültür evimiz gibi içerisinde yemekhane, gasilhane, otopark, cem yapılacak salonlar, eğitim salonları ve çocuklarımızın bilgisayar, İngilizce, saz, gitar, keman, tiyatro, Türk sanat müziği, halk müziği, resim, heykel gibi çağdaş ve modern kültür hizmetlerinin donanımlı bir kültür evi amaçlanmaktadır. Bunun gerçekleşmesi için önümüzdeki yasal engellerin kaldırılması çalışmaları hızla devam etmektedir. Ve sizlerden bu konuda ben biraz daha sabırda olmanızı bekliyor ve diliyorum. Halkımızı sınıflara bölerek kışkırtılıcık yapanların oyunlarına lütfen gelmeyin. Defalarca denenmiş bu tür oyunlardan kimseye fayda gelmeyeceği çok aşikardır. Bu aynı oyunları açmış olduğumuz bu Cem evinde de oynadılar. Bu nedenle belediyemize ait yeri işgal etmek için halkı kışkırtan provokatörlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuş olup, güvenlik güçleri gerekli kovuşturma yapmaktadır. Yeşilkent halkına bugüne kadar nasıl var gücümüze sahip çıkmış isek, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Göz bebeğimiz olarak kabul ettiğimiz mahallemizde yapılan yanlışlara asla ve asla izin verilmeyecektir. Aynı duyguları paylaştığımız mahalle halkımızın inançları kötüye kullanarak ve siyasallaştırarak, provoke edenlerle bir olmayıp belediyemiz ile birlikte hareket edileceğine ilişkimiz ve güvencimiz sonsuzdur. Yukarıda belirttiğimiz gibi yaşamların yaşanılan bürokratik engelleri en kısa sürede aşarak kültür evimizi tamamlayıp açılışını mahalle halkımızla birlikte yapacağız. Güzel günleri hep birlikte burada yaşamak Biraz önce anlattığınızı bültene dökerek yenilediğini öyle. TRT spikerleri gibi okuyorsunuz bir tarihlerde. Aha, onu gibi başkan. Şimdi başka sorular da var. Ee, diyorlar ki. Ve mesela. bununla ilgili bir arkadaşımız o söyle geçmeden önce ben devam edeyim. Yine orada bir bugün belediyenin önünde bir şey Yetişemeyiz yapılar. o kadar detaya girdik ki yetişemeyiz hayır, başkan. Hayır, bitireceğim bir şiirle cevap vereceğim. Şiir okursak bir arkadaşımız, gözünü seveyim. Arkadaşımız diyor ki orada, izin ver. Çok önemli bu. Diyor ki evet, başkan diyor Allah'tan kork diyor. Allah'tan kork diyor. Ben de diyorum ki arkadaş ben korkmuyorum. Ben Allah'tan korkmuyorum. Neden korkmadığımı anlatacağım. Çok esinlenmiş olduğum, aldığım bir şiiri okuyacağım burada. İster, hayır ama. efendim. İster günah olsun, ister sevap. Ben Allah'tan korkmuyorum arkadaş. Zatına gönülden demişim, Ya Rab, ben Allah'tan korkmuyorum arkadaş. Gerçek aşık sevdiğinden bıkar mı? Aşkın rotasından dışa çıkar mı? İnsan olan sevdiğinden korkar mı? Ben Allah'tan korkmuyorum arkadaş. Yoksuluğu ezenler korkup çekinsin, masumu üzenler korkup çekinsin, iftira düzenler korkup çekinsin. Ben Allah'tan korkmuyorum arkadaş. Toplumu içine fitne salanlar, pervasızca kul hakkını çalanlar, ondan korksun mazlum ahı alanlar. Ben Allah'tan korkmuyorum arkadaş. Allah'tan hainler, yalancılar, zalimler korkar. Nefsinin eseri gafiller korkar. Dinden, bilimden, insanlıktan yoksul cahiller korkar. Ama ben Allah'tan korkmuyorum arkadaş. Temiz kalplere mekan olmuştur ona. Kutsal Kur'an dahi kanıttır buna. Erdemli kişi olmuşsan şayet rastgele martaval okuma bana. Ben Allah'tan korkmuyorum arkadaş. <laughs> İlginç. Siz e, hem nikteden hem şairane bir başkansınız. E, gerçekten bunu kendiniz mi yazdınız? Evet. Ee, bu da böyle çok keyifli, benim gibi evet. düşünen bir abimizindir. Ha, anladım. Ee, böyle bir hiciv aynı zamanda, Evet. aynı zamanda bir ironi var içerisinde. Ama e, Allah sevgisi ve inancı olan insanın Allah korkusu için olsun ki. Niye olsun ki? Doğru. İnsan sevdiğinden korkar mı? İnsan evet. yaradanından korkar Ş mı? Şimdi ben hemen konu evet. konuyu açıyor. Ee, sorular çok, onlara da zaman zaman gireceğiz. Ben bir şey soracağım. Şimdi e, siz e, 27'lerde 27'lerde bir Bulgaristan'dan gelen bir ailenin çocuğusunuz Doğru. orada ve avcılar da genellikle e, o tarihlerde e, Balkanlardan Batıdan e, işte oradaki bizim e, eski Gök soydaşlarımız mi? halen daha oradalarda var da oradan göç aldı. Şimdi bu günlerde, bu yıllarda sizin başkanlık yaptığınız dönemde e, göç aldı mı? Nereden en çok göç aldı avcılar? Ben şöyle bir, çok küçük bir hemen bir toparlayayım. E, e, aslında avcılar 3 tane önemli köyden oluşuyor. Bir tanesi Firuzköy, 1927 yılı. 1926 yılı Avcılar Köyü, bunlar Bulgaristan Vetova'dan gelmişler. 1927 Fürizköy, Bulgaristan, Balcıbük 1924'te de e, Yunanistan'daki Kayalar Köyü, Batısır oradaki olan e, Rumlarla Atatürk'ün becaiş yapmış olduğu Ambarda Köyü. 3 tane köy ve 70'li yıllardan sonra oraya yapılan dolum tesisleri, e, yapılan sanayinin yapmış olduğu bütün baskılarla birlikte ondan sonra diğer mahallelerimize oluşmaya başlamış. Yani bu son 10 yılda. En son 10 yılda da gelen Deprem, deprem sonrası süreçte göç aldı yoksa oradan ayrılan oldu mu? Ay olmaz mı efendim? Mesela 99 depreminden önce avcıların nüfusu 215 bin kişi avcılarda yaşıyordu. Depremden hemen sonra avcılar dışarıya inanılmaz göçler verdi. Ve bizim nüfusumuz 90 bin kişiye düştü. 215 binden 90 bin 90 kişiye. bin kişi düştü. Ama şu anda Çünkü avcılar, avcılar şu anda 550 binleri zorluyoruz. Gelen insanlarımız hep birlikte hala böyle bir genelleme yapıldığında Trakya ve İstanbul doğumlu göçmenler avcılarda hala şu anda %55-56 gibi. Anadolu'dan gelen insanlarımız var. Kars, Ardahan, Iğdır o bölgelerden gelenler var. Efendime söyleyeyim Tunceli var, Sivas var, Malatya var, İç Anadolu'da en çok Tokat var. Amasya var. Burayla ilgili gelen bütün insanlar en yoğun olduğu bölge İç Anadolu'dan gelen insanlarımız var. Karadeniz var mı? Karadeniz var tabii ki. Ya Ama buna rağmen Batı Trakya, Bulgaristan, evet, yani Balkanlar'da hala Balkanlar ve Trakyalı ve İstanbul doğumlu avcılarda yüzde 56 Yüzde hala o oranı koruyorsa ve 550 bin gibi bir evet. nüfus barındırıyorsa. 5 tane bir nüfus herhalde 2010'daki seçmen sayımız yaklaşık 380-400 binlerde oluruz. Peki sosyal yaşamda nasıl bir değişiklik oldu sizin görev sürenizde? Mesela örneğin benden önce 99'dan önce çok hiç ilgilenmedim ve bakmadım. Orayla ilgili neler yaptıklarını bilmiyorum. Onun için bir kıyaslayamam da söz konusu değil. Bilgim olmadığı için fikrim de yok. Ama 99'dan bugüne kadar geldiğimizde biz e, her yaz e, iki tane halk konseri veririz. Ve bu halk konserinin bir tanesinde çocuklarımızı sünnetleriyle buluştururuz. Yaklaşık her yıl e, 350 çocuğumuzu sünnet ederiz ve mutlaka e, Türkiye'de e, bir numara olmuş olan e, e, sanatçılarımızı alırız. İbrahim bize şarkı söyledi, Volkan Konak şarkı söyledi. Demet Akalın var. Ya bunlar bunlar tabi çok andeyeler e, var. Yani gül, aklında gül, kimler varsa hepsi var. Kalıcı kalıcı de var. Ben kalıcı onu kalıcı istiyorum. bizim yani mesela, tiyatroydu. Kültür, e, ne bileyim konservatuar türevi evet. e, ya da sporla ilgili. E, sosyal alanda oradaki halkın kültür merkezimiz cevap var bu anlamda biz kültür merkezlerini şu anda 3'e çıkarttık bu kültür merkezimizin içerisinde e, bir defa bir e, Halk oyunlarımız var. Halk oyunlarına ilgili binin üzerinde öğrencimiz var. Ve biz 2004 yılında Türkiye'yi temsil Polonya-Zakopane'ye gittik. Polonya-Zakopane'ye gittiğimizde orada en yüksek tarihindeki o yapmış olduğu yarışmaların en yüksek puan alarak e, dünya birincisi olduk. Ve altın balta ödülünü alarak ülkemize geldik. E, burada tiyatro ile ilgili kendi hocalarımız var. E, tiyatro ile ilgili kendi çocuklarımızla tiyatromuzu yapıyoruz. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, e, saz kursu, gitar kursu gibi bütün bunlara ilişkin e, eğitimlerimizin hepsi var. Ve şu anda kültür merkezlerimizde eğitim gören çocuklarımızın sayısı yaklaşık yuvarlak 10.800 kişi diyebilirim. 9.800 kişi e, öğrencimiz var. Yaklaşık 10.000 tane öğrencimiz var diyebilirim. Bunlar kalıcı ve e, hem e, ilçe halkımıza hem de e, ders gören, eğitim gören insanlarımızın e, yapmış olduğu bu çalışmalarla kendi komşularıyla ilgili başlayan inanılmaz bir enerji ve müthiş bir sinerji vardır. Avcılar daha hani. biraz daha interaktif olsun. Gelen sorularda hemen kısa kısa yanıtlar alarak e, ...sorayım aktarayım size Sayın Başkan... ...diyor ki e, bir vatandaş... E, parsellere ne zaman eski binalar kontrol edilecek? Parsellerde eski binalar ne zaman kontrol Şimdi edilecek? Şimdi efendim Parsenler bizim Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ni kastediyor... E, ...avcılarla ilgili değil... ...bütün bu olay şu anda... ...bütün belediyeler bir şey bekliyoruz... ...şu anda bir yasanın çıkmasını bekliyoruz... ...bu binaların hepsinin güçten... E, ...kontrollerin yapılması... ...kontroller yapıldıktan sonra... ...nasıl bir yol haritası çıkacak... ...ev güçlendirilecek mi... Ev tekrar yeniden yıkılacak mı? Ev bununla ilgili kentsel dönüşümle ilgili yerini mi alacak? Bütün bunlarla ilişkin e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan çıkacak olan biz yasayı bekliyoruz. Bu yasa tam yerine oturduğu andan itibaren Hı. çok daha net bütün yerel yönetimlerde önü görmüş Yani olacak. o yasa önemli. Evet yasa önemli. Görmüş, şey. evet. Bir başka soru e, diyor ki Yeşilkent e, mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde asfaltlama yapıldı ama 3 ay gitmedi darma duman oldu. Doğru bu e, bunu nasıl halledecekler? Doğru. Ben soruyor. çünkü Ahmet Arif Caddesi ile ilgili sürekli ve her sabah 6.30-7 gibi oralara dolaştım. E, bu yaz Ahmet Arif Caddesi yapıldı. O asfaltı asla beğenmedik ve bedelinde müteahhite ödemedik. E, iklim şart şartla koşulları geldiği andan itibaren tekrar o asfalt kazılacak. Biz belediye olarak bedelini ödemedik vatandaşa. Ödemediği için tekrar yapacak Hı. ve e, doğrusu için parasını alacak. Parasını ödemedik. Şu anda idare edeceğiz doğrudur vatandaşımızın söylemiş olduğu şikayet haklı hı hı. onu ben de gördüm talimatı verdim ve müteahhitin hesabından da parasını kestim ee, bir başka soru diyor ki Yeşilkent mahallesinde elektrik ve su aboneliği verilmiyor sorun ne zaman çözülecek çözülecek mi evet